Ankara'dan Halim Hanım bronş ektazı. Bronşta yakalanmış, tedavi olmamış. Kimyasal antibiyotikler vesaire vesaire kullana kullana bağışıklık sistemi çökmüş. Bronş ektazı artık 15 dakika uyuyamıyor. 15 dakika sürekli uyanık, sürekli uyanık. Sadece kendi uyuyamıyor. Bütün aile de aynı şekilde uyanıyor. Perişan olmuş. Hatta kocası, çocukları dahi artık demiş ki ya ne olacak bizim bu halimiz? Şikayetçi olmaya başlamışlar. 3 yıldır uyuyamıyor. Problem yok dedim. Çok çok ilerlemiş olmasına rağmen 6 hafta deneyelim bakalım ne olacak. 6 hafta iksir, aloe vera jel. İksir, aloe vera jel. Aloe vera jel bağırsakları temizler. İksir bütün damarları açar. Itır, faranjit, bronşit, sinüzit, orta kulak iltihaplanması gibi her türlü rahatsızlığa karşı 50 bin kişi üzerinde bugün denenmiştir. Afrika'da eskiden Zulu kabilesi bunu doğal olarak, antibiyotik olarak kullanmış yüzyıllarca. 1887 yılında Avrupa'ya orada bir İngiliz asırlı binbaşı hastalanmış, zatürre yakalanmış. Yerliler bunu, Afrika yerlileri Afrika ıtırıyla tedavi etmişler. Aa adam ben nasıl iyileştim diyor. Bununla iyileştim. Çok güzel. Topluyor bitki, İngiltere'ye getiriyor. Londra'da bunun damlasını, derecesini üretiyor, piyasaya sürüyor. Ne zamana kadar? Penisilin icadına kadar antibiyotik olarak kullanılmıştır. Penisilin üretiminden sonra unutulmuştur. Fakat penisilin birçok alerjik hastalıkları, cilt hastalıkları, panik atak, depresyon gibi hastalıkları tetiklediği için penisilinden artık korktu millet, bıraktı. Tekrar Afrika ıtırına döndüler. Avrupa'da 50 binden fazla insan üzerinde denenmiştir. Etkisi %100 ispat edilmiştir. Halime Hanım da bronş ektazı nedeniyle sürekli balgam, öksürük, tüksürük vesaire uyuyamıyor. Beni aradı. Sevinçten ağlıyor kadıncağız. Dedim ki ağlamanıza gerek yok. Şükredelim. İlk defa 3 yıldır rahat uyuyorum dedi. Bir haftadır rahat uyuyorum. Mükemmel. Yani her yaşta çocuk olsun, bebek olsun, yaşlı olsun, her yaşta herkes bunu kullanabilir. Kullandığı zaman ne olur? Sinüzitli, faranjitli, bronşitli, orta kulak iltihaplanması vesaire hiçbir problemi kalmaz.